Değerli izleyenlerimiz merhabalar. Bugünkü konumuz enerji, uğruna savaşların yapıldığı, hatta yapılmakta olduğu enerji. Enerji konusunu her boyutuyla ele alacağız. Konuğumuz Pamukkale Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Harun Kemal Öztürk. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Söyledim bu açılışta. Uğruna savaşların yapıldığı bir konu, önemli bir konu. Onu tartışacağız. İzin verirseniz ben sizin kısa bir özgeçmişinizi okumak istiyorum. Sayın izleyicilerimiz, Harun Kemal Öztürk 1966 yılında doğdu. 84 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi'ne başladı. 87 yılında tamamladı. 1990 yılında tamamladı. 87-90 arasında hem yüksek lisans yaptı hem de Karayolları Genel Müdürlüğü'nde trafik mühendisi olarak çalıştı. 1991 yılında 9 Eylül Üniversitesi Denizli Mühendislik Fakültesi'nde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. 92-98 yılları arasında doktora öğrenimi için önce Wayne State Üniversitesi'nde Amerika'da, daha sonra da İngiltere'de Sussex Üniversitesi'nde sürdürdü doktora eğitimini. 99-2000 yıllar arasında Milli Savunma Bakanlığı'nda askerlik görevini tamamladı. 2005 yılında doçent, 2013 yılında profesör oldu. Halen Pamukkale Üniversitesi Mühendis Fakültesi Makine Mühendisliği bölümünde öğretim üyesi ve aynı zamanda Makine Mühendisleri Odası Denizli Şubesi'nde başkan vekilliği görevini sürdürüyor. Hocam önemli bir konuyu konuşacağız bugün. Söylediğim gibi kimilerine göre işte elektrik kullanımı uygarlığın, insanlığın göstergesi. Ama ilginç de bir not var önümde. 7.3 milyar milyar kişi yaşayan dünyamızda da 1,5 milyar neredeyse insanın elektriğe ulaşamadığı bir konu. Nedir hocam enerji, nereden başlamalıyız? Evet, aslında dediğiniz noktadan başlayabiliriz. Yani bir taraftan dünya gelişiyor, işte Endüstri 4.0'ı kullanıyoruz. O hale geldik ki ya da geleceğiz ki artık insan emeği olmadan, insan olmadan otomasyonla makineler çalışacaklar. Yapay zekadan bahsediyoruz. Makineler akıllı olacak, birbirleriyle iletişim kuracaklar. Bir taraftan bunları konuşuyoruz ama diğer taraftan da dediğiniz gibi dünyada hala 1.7 milyar, bazı şeylere göre 1.4 milyar insan enerjiye hala ulaşamıyor. 2030 yılına geldiğimizde de bu 1.7 ya da 1.4 milyarın 1.2 milyara ineceği düşünüyor dünya nüfusu artarken. Şimdi böylesine adaletsiz bir dünyadan bahsediyoruz. Gelişmeler olmasına rağmen, teknolojik gelişmeler olmasına rağmen enerjide bir sıkışıklığın olduğunu görüyoruz. Çünkü enerji kaynakları çok sınırlı. Buna hem erişemiyor insanların bir kısmı, erişenler çok yoğun bir şekilde enerji kullandıkları için özellikle kuzey ülkeleri, Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa ve gelişmiş ülkeler kullandıkları için, yoğun bir enerji kullandıkları için küresel ısınmadan, çevre kirliliğinden bahsediyoruz. Ama işin ilginç yanı bu enerjiyi tüketemeyen olanlar bu olumsuzluklardan da en çok etkilenenler oluyorlar. Yani enerji çok enteresan bir konu aslında. Ben hep şunu söylüyorum, nereden başlamak gerekir dediğiniz için buradan başlayalım ama tarihsel olarak nereden bunu başlatalım dediğinizde hep onu söylüyorum. 13.7 milyar yıl öncesine gitmek lazım. Daha evrenin başlangıcında madde bile yokken, evrende hiçbir şey yokken sadece enerji var vardı. Teoriye göre ki bu teorilerde şimdi CERN'de yapılan çalışmalarla gerçekliğe dönüşüyorlar. Büyük patlama şeyi. Çok yoğun deniyor. İşte bir nohut tanesi kadar ya da bir mercimek tanesi kadar enerji. Ama kütle değil. Çünkü kütle olsa bütün evreni bu kadar kütleye sığdırmak olanaklı değil. Ne kadar yıl önce? Dediğim gibi 13.7 milyar yıl önce. Daha güneş yok, yıldızlar yok, galaksiler yok, dünya hiç yok.
ama enerji var. Dolayısıyla enerji aslında tarihi çok ötelere gidiyor. Ama biz hani oradan başlatıyoruz, geliyoruz, sonra madde oluşuyor. Sonra geri geliyoruz, dünya oluşuyor. Dünyada işte yaşam oluşuyor. Biz insanlar olarak tarihimize baktığımız zaman enerjiyle ilk tanışmamız ateşle birlikte oluyor. Ateşle birlikte biz enerjiyle tanışıyoruz. Aslında ateşin kontrol altına alınması insanlık tarihinin gelmiş geçmiş en büyük keşfi olarak adlandırılıyor. Çünkü onu keşfederek insanlık büyük bir çağ atlıyor. Bugün bile bu kadar büyük keşifler oldu. İşte uzaya gidiyoruz, Ay'a gidiyoruz, Mars'a gidiyoruz, teleskoplar yaptık, işte iletişim şeylerimiz gelişti falan ama hala insanoğlunun en büyük keşfi nedir diye baktığımızda ateşi kontrol altına alması diye söylüyoruz. Aslında bunu şöyle de tanımlayabiliriz. Ateşi kontrol altına alması, insanlık ilk defa enerjiyi kullanmaya başladı. Bu çok önemli. Çünkü bunu kullanmaya başladıktan sonra insanlık şunu gördü, şunu becerdi. Bir kere yiyeceklerini pişirmeye başladı. Vahşi hayvanlardan korunabildi. Isınabildi. Soğuklardan korunabildi ve neslini devam ettirebilme şansını yaşadı. En büyük devrim, insanlık tarihi açısından en büyük devrimi insanlık orada yaşadı. Ateşi kontrol altına aldı. Sonra uzun yıllar sadece burada kalıyor aslında enerjiyi kullanmamız. Çok uzun bir zaman ateşi kontrol altında tutarak işte ısınma, barınma, pişirme vesaire de kullanıyoruz ama 1700'lü yıllarda asıl büyük bir enerjiyle ilgili büyük bir patlama yaşamaya başlıyoruz. Kömürü kullanmaya başlıyoruz çünkü daha önce odun kullanılıyor. Daha sonra insanlık kömürle tanışmaya başlıyor. Çok buhar daha makinelerinin keşfi. Tabii. Buhar makinelerinin da kullanılmaya başlıyor ama onun ötesinde enerji kullanılmaya başladığında aslında su pompası da keşfediliyor. Çünkü insanlar önce ormanları keserek odunla ısınmaya başlıyorlar ya da hayvansal atıkları kurutarak onları da kullanıyorlar enerji kaynağı olarak. Ama sonra ormanlar tükenmeye başlıyor. Özellikle kentsel alanlarda, kentsel alanların çevresindeki ormanlar tükenmeye başlıyor ve burada kömür aslında çok eski çağlardan da Roma döneminde, Çin'de kömürü biliyorlar. Ama İngiltere'de kömürü Romalılar zamanında kullanmışlar ama çok kirlilik yaratıyor diye belli bir zaman kullanmamışlar. Odunlar tükenmeye başlayıp ormanlar tükenmeye başlayınca kömür kullanıyorlar ama kömürün bir sorunu ortaya çıkıyor. Kömürü çıkarmak için aşağıya doğru iniyorlar. Aşağıya doğru indiğinde bir şeyle karşılaşıyorlar. Su. Suyun çıkarılması lazım. Kömürü çıkarabilmek için suyun çıkarılması lazım. Sonra pompalar da keşfedilmeye başlıyor. İşte pompalar keşfediliyor. Buhar makinaları keşfediliyor. Bir de kömürün kentlere taşınması gerekiyor. İşte buhar makinalarından lokomotifler yaparak yani raylı sistem dediğimiz bugün de tren rayları yapılarak kömür kentlere taşınmaya başlıyor. İlk demiryolu da burada kullanılıyor. Yani enerjinin kentlere ulaştırılması amacıyla sonra ulaşım için kullanılmaya başlanıyor. Böylece bir çağ açılıyor. Sonrasında hani kısa geçiyorum. Sonrasında petrolün kullanılmaya başlaması, içten yanmalı motorların keşfi Amerika'da, sonra Almanya'da dizelin otto çevrimlerini falan ortaya çıkarmasıyla birlikte enerji işte 20. yüzyıla, sonra 21. yüzyıla tam anlamıyla damgasını vuruyor. Hocam şimdi gelirken literatür karıştırdım. Yani hani ülkemizin aslında hem hidrolik kaynaklar hem yenilenebilir enerji kaynakları biz hani dünya ortalamasının üzerinde potansiyelimiz var diye düşünüyoruz. Şimdi şöyle baktığımda dünyada örneğin dünyada kullanılan toplam enerjide
yenilenebilir enerji kaynaklarının oranı oldukça düşük. Mesela 2.8 gibi bir orana toplam denk geliyor. %86'sı dünyada kullanılan enerjinin %86'sını fosil yakıtlar oluşturuyor. Türkiye'de aslında bu ortalamaların altında değil yenilenebilir enerji mesela ortalamanın üzerinde kullanılıyor. Hidroelektrik enerji ona göre. Yani bu şeyler konusunda ne diyorsunuz? Dünyadaki bu kullanımı yönlendirenler kimlerdir? Nasıldır? Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Evet. Şimdi enerjinin politikalarını aslında Niye böyle? Neden fosil yakıtları kullanıyoruz? Şimdi duyuyoruz ki işte şu ülke işte yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılıyor. İşte ne bileyim Fransa nükleer enerjiden karşılıyor. İşte Almanya'da yenilenebilir enerji kaynağı çok arttı diyoruz. Bu neler etken burada? Şimdi sizin de işaret ettiğiniz gibi bugün dünyada en yoğun kullanılan ki %86 civarında 2030 yılına geldiğimizde hala bu 86'lar civarında olacak öngörüye göre fosil yakıtlar. Fosil yakıtlar deyince de 3 tane kaynaktan bahsediyoruz. Kömür, petrol ve doğalgaz. Bunun dışında yenilenebilir enerji kaynakları olarak adlandırdığımız hidrolik en başta en yoğun dünyada yenilenebilir enerji kaynaklarında kullanılan enerji kaynağı hidrolik, güneş, rüzgar, jeotermal gibi kaynaklar da kullanılıyor. Şimdi niye bunu çok yoğun kullanıyoruz? İki sebepli. Birinci sebep tarihsel olarak demin çok kısa süremiz de kısa olduğu için çok kısa tarihsel olarak açıklamaya çalıştım. İlk şeyimiz dünyada ilk senaryo kömürle başlıyor. Kömür kaynakları, kömür rezervleri bulunuyor, işlenmeye başlıyor. Bunlarla ilgili teknolojiler gelişiyor. Santraller kurulmaya başlanıyor. Sonra petrol yatakları bulunuyor. Petrol çıkarılıyor, taşınıyor. Büyük bir sektör oluşuyor. Dünyanın en büyük şeyleri, kömür döneminde dünyanın en zenginleri, kömürleri işletenler, çıkaranlar, satanlar. Petrol çıkarılmaya başladığında bugün bile hala dünyanın en zenginleri, şimdi iletişim oldu ama bundan 5-10 yıl önce en zenginleri işte enerji kaynaklarına sahip olan şirketlerdi. Yani birincisi tarihsel olarak orada başladığımız için hala o egemen. Sonra doğalgaz da başladı. Birincisi bu. İkincisi şimdi hidrolik enerjiyi bir tarafta bırakırsak niye biraz sonra onu açıklayacağım. Niye bir tarafta bırakırsak dedim. Diğer enerji kaynakları, yenilenebilir enerji kaynakları dediğimiz rüzgardı, güneşti, jeotermaldi. Bunların en önemli dezavantajı kesintili enerji kaynakları. Yani güneş işte bir kere yıl bazında bakarsak yılın yarısında yok. Çünkü bir yıl ortalama olarak yılın yarısı gece, yarısı gündüz, yarısında yok. Sonra işte kışın az, yazın çok. Bunun dışında işte bulutlu havalar, yağmurlu havalar vesaire olduğu için kesintili. Rüzgar keza öyle. Dalga enerjisi, gelgit enerjisi falan. Jeotermal biraz bunlardan ayrı. Jeotermal kaynağı bulursanız onda bir süreklilik var. Ama diğer yenilenebilir enerji kaynaklarının bir tane böyle bir dezavantajı var. Sürekliliği yok. İkincisi az yoğun enerji. Yani işte şey açısından bakarsak, güneş açısından bakarsak metrekareye ortalama dünyanın hemen dışında 1067 watt bölü metre, 1300 watt bölü metrekare, dünyada da en yüksek 1000 watt bölü metrekareye bir enerji geliyor. Yani 1 metrekareden 1000 watt bir enerji alabiliyorsunuz maksimum. Şimdi dolayısıyla çok büyük alanlara ihtiyacınız var enerjiyi kullanabilmek için, enerji ihtiyacımızı buradan sağlayabilmek için. Üçüncüsü bunlar yeni teknolojiler, zaten alternatif enerji kaynakları, yeni enerji kaynakları ya da yenilenebilir enerji kaynakları olarak adlandırıyoruz. Teknolojileri çok yeni. Dolayısıyla diğerlerine oturmuş teknolojiler var. İnsanlar alışık bunlara. Yani kömürü 1600-1700'lü yıllardan bu yana kullanıyoruz. Petrol 1900'lü yıllardan bu yana kullanıyoruz. Ama işte güneş enerjisi dediğimiz zaman şey olarak
endüstriyel anlamda güneş enerjisi kullanmaktan bahsettiğimiz zaman daha yeni yeni, dünyada da ülkemizde de daha yeni yeni tanışmaya başlıyoruz. İşte rüzgar enerjisi keza öyle. Bu ikincisi. Üçüncüsü, diğerleri oturmuş teknolojiler olduğu için fosil kaynak dediğimiz teknolojiler daha ucuz. Yani ilk yatırım maliyetleri. İşte elektrik santrali kuracaksanız kömürden elektrik santrali kurduğunuz zaman watt başına ya da doğalgazdan kurduğunuz zaman watt başına güneş enerjisiyle ne göre ya da rüzgara göre çok daha pahalı. Yani 1 wattı kömürden kurduğunuz zaman daha ucuza kuruyorsunuz 1 watt elektrik üretmek için, ama güneşten kurduğunuz zaman daha pahalıya mal oluyor. Şimdi bu nedenle yaygınlaşamadılar. Ama hidrolik enerji daha yoğun bir enerji aslında. Hidrolik enerji o yüzden dünyada da aslında çok kullanılıyor. Türkiye'de de neredeyse potansiyelinin %80'lerin üstünde bir kısmı kullanılmaya başlandı. Ama hani tümünü kullansak da, hidrolik enerjinin tümünü kullansak da enerji ihtiyacımızı buradan hidrolik de enerji ihtiyacımızı karşılamamız mümkün gözükmüyor. O yüzden bu fosil yakıtlara belli bir zaman, bir 50-100 yıl daha öyle gözüküyor ki bağlı kalacağız. O zaman hocam, şimdi hani bu çeşitli fosil yakıtları ve yenilenebilir enerji kaynaklarına baktık. Bir de nükleer enerji var dünyada. Bununla ilgili ne diyorsunuz? Nükleer enerjiyle ilgili ne diyorsunuz? Dünyada kullanımıyla ilgili. Evet. Şimdi bir kere nükleer enerji ile ilgili şöyle bir sorun var. Herkes şöyle düşünüyor. Biz enerji ihtiyacımızı nükleer enerji ile çözebiliriz. Bu bir kere mümkün gözükmüyor. Şu nedenle mümkün gözükmüyor. Şimdi fosil yakıtların da bir dezavantajı şu: çevre kirliliğini bir tarafa bırakırsak, problemlerini konuştuğumuz zaman, en önemli problemi nedir diye konuştuğumuz zaman en önemli problem olarak şu karşımıza çıkıyor: tükenebilir bir enerji kaynağı. Ne demek tükenebilir bir enerji kaynağı? İşte kömür rezervleri var. Dünyanın belli yerlerinde kömür rezervleri var. Sonuç olarak bu rezerv. Biz kullanıyoruz. Kullandıkça tükeniyor. Yerine yeni bir kömür oluşmuyor. Petrol de öyle. Yeni petrol oluşmuyor. Oluşsa da kömürün oluşması milyonlarca yıl alıyor. Bugün kömür oluşmaya başlasa 1 milyon yıl sonra kömür oluşacak. Ya da 2 milyon yıl sonra kömür oluşacak. O nedenle bunlar tükenecek. Sınırlı rezervleri. Kömür, doğalgaz ve petrol. Aslında nükleer enerji de böyle. Yani nükleer enerjinin kaynağı uranyum. Dünyada da uranyum rezervi sınırlı. Dolayısıyla birinci nükleerle ilgili sorun bu. Biz nükleer enerjiyle şeyimizi sürekli olarak devam ettiremeyiz. Dünya için söylüyorum. Sürekli olarak devam ettirilemez çünkü rezervleri sınırlı. İkincisi, nükleer enerjinin yatırımı öyle şey yapıldığı gibi çok şey değil. Ucuz değil. Ucuz değil. İlk yatırım maliyetleri yüksek. İşletme maliyetleri düşük. Ancak ilk yatırım maliyetleri nükleerde de yüksek. Niye bu kadar yüksek? Çünkü belli ülkelerin tekelinde olan bir konu. O yüzden teknolojilerini de size satıyorlar. Teknolojilerini almanız gerektiğinde de pahalıya mal oluyor. Şimdi dünyada nükleer enerjiyi kullanan ülkeler var. Bunların en başında yani Fransa geliyor. Yani en çok kullanan değil. Orada bir yanılgı olmasın. En çok Amerika'da falan kullanılıyor ama Fransa elektrik enerjisinin çok büyük bir kısmını, %80'lerin üstünde, 85-89'lar civarında nükleer enerjiden sağlıyor. Ama şöyle bir riski var. Yani dünyada bugüne kadar olan nükleer kazalarına baktığımız zaman 3 tane çok büyük kazayla karşılaşıyoruz. 3 tane büyük santral kazası var. Nükleer santral sayısına baktığımız zaman %3'e denk geliyor. Yani bir nükleer santralde kaza olma ihtimali %3. Şimdi bu küçük bir olasılık gibi gelebilir. %3. Fakat nükleerin dezavantajı şu: nükleer santralde bir kaza olduğu zaman çok ciddi anlamda yıkıcı olabiliyor. Yani öyle ki Çernobil'de 1986 veya 87 yılındaydı
kaza olduğunda biz Çernobil'e yüzlerce kilometre, binlerce kilometre uzaklıktayız. Karadeniz'in öbür yakasında. Türkiye etkilendi. Karadeniz bölgesinde kanser vakalarını iyi incelemek lazım. Bunların arkasında bu nükleer santraldeki sızıntıların olduğuyla ilgili çok ciddi veriler var. Biz bile etkilendik. Hala Çernobil'de nükleer santralde kazanın olduğu nükleer santralin olduğu şehre girilemiyor. Ölü bir şehir. Binlerce yılda girilemeyecek. 2000-3000 yıl sürecek bunun etkisi. Şimdi burada bir risk algısı var. Yani bu riski almak gerekir mi, gerekmez mi? Benim kişisel kanaatim böyle bir riski almamamız gerektiği yönünde. Ama sonuç olarak bu bir politika. Yani devletlerin oluşturduğu politika. Türkiye bu riski aldı ve nükleer santral kurulacak, kuruluyor. Ama ben o noktada karar alıcı olsaydım kesinlikle nükleer santral kurulması tarafında olmazdım. Ne yapardınız hocam? Şimdi hani dünyayı değerlendirdik. Dünyada nükleer enerji kullanımını. O zaman ülkemizde bir enerji açığı var deniyor. İşte zaman zaman kesintiler oluyor. Ne yapmalıyız o zaman? Şimdi nükleer enerjiyi kullanmasak ne yapacaktık? Ne yapacaktık ve ne yapmamız ne gerekir konusunda? Ya birincisi enerji ile ilgili politika oluşturuyorsak, birincisi yerli kaynaklardan, büyük bir kısmını enerjimizin yerli kaynaklardan sağlama yönüne gitmemiz gerekir. Yani enerjinin, özellikle fosil yakıtların kullanımının, çünkü bütün enerji kaynakları öyle veya böyle, az veya çok, çevreye bir etki yaratır. Yenilenebilir enerji kaynakları az yaratır, fosil kaynaklar çok yaratır. Ama hepsi yaratırlar. Bunu şunun için söylüyorum. Ben olsam bir kere kendi kaynaklarımızı öncelikle kullanma yönüne doğru giderdim. Burada kendi kaynaklarımız baktığımız zaman Türkiye'nin lignit kaynakları, kömür kaynakları var. Bunları çevreye en az zarar verebilecek teknolojileri geliştirerek kullanıp elektriği üretme yoluna giderdim birincisi. Çünkü yenilenebilir enerji kaynaklarıyla, yani güneşle, rüzgarla kısa dönem dediğim 30-40-50 yıllık dönemlerde bizim bu enerji ihtiyacımızı karşılamamız mümkün gözükmüyor. O nedenle hani bunu yapardım demek doğru olmayabilir. O yüzden birincisi kömürle ilgili yatırımlar yapardım. Çevreyi gözeterek, çevreye duyarlı teknolojiler kullanarak. İkincisi, yenilenebilir enerji kaynaklarıyla ilgili teknolojilerin ülkemizde hızlı gelişmesi için teşviklerde bulunur. Onları şey yapardım. Bugün Türkiye'de örneğin geçen yıl itibarıyla 1000 megawata, yani 1 gigawata güneş kurulu gücü ulaştı. Bundan 10 yıl önce, yani 2007 yılında biz Pamukkale Üniversitesi'nde 5 kilowattlık bir şey kurduğumuzda Türkiye'de şeye giriyordu, listeye giriyordu. Bugün hiç, yani binlere çıktı. Yeni bir şey açıldı, ihale açıldı. 10 bin megawattlık kurulacak. Bu gelişecek. Şimdi bu tabii onlarca yıl alacak. Ama yani bu yöndeki şeyi desteklerdim. Bu doğru bir yol. Bu teknolojilerin Türkiye'de gelişmesi doğru bir yol. O nedenle güneşle ilgili bu yatırımları evet desteklerdim, önünü açardım. Üçüncüsü, enerjinin en aslında ucuz olanı, hep öyle denir, en ucuz olan verimlilikten kazandığımız enerji. O yüzden enerjiyi daha verimli kullanırdım. Enerjiyi daha verimli kullandığımız zaman şöyle düşünün, Türkiye'de sadece kayıp ve kaçakları, elektrik kayıp ve kaçaklarını önlesek biz nükleer santral yapmamıza gerek kalmazdı. Yani bir nükleer santral yapmak yerine kayıp ve kaçakları önlerdim. Enerjiyi daha verimli nasıl kullanabiliriz noktasında hem teşvik edici hem eğitici tedbirler alırdım. Çünkü sadece buzdolaplarının C sınıfı veya D sınıfı yerine A sınıfı kullanılması durumunda iki tane keban barajı yapmamıza gerek kalmıyor.
Demek ki sadece bu buzdolaplarıyla ilgili değil, aydınlatmada, ısıtmada, diğer alanlarda da baktığımız zaman enerjiyi verimli kullanırsak, enerjiyi iyi yönetebilirsek o zaman nükleer santrale gerek kalmayabilir de diye düşünüyorum. Evet. Hocam şimdi tabii şeyde de bahsettiniz konuşmanızda. Şimdi bazı adımlar atılıyor aslında güneş enerjisiyle ilgili. Karapınar'da değil mi? Evet. Büyük 10 bin megawatt. 10 bin megawatt mı? Hı. Ben 1000 megawatt gibi aklımda kalmış. Bir ihale yapıldı. Orada da ciddi bir yatırım yapılacak. Evet. Ve geliştirme de yapılacak galiba. Evet. Ama bir yandan da işte 17 tane panel üreticisi varmış. O proje nedeniyle diyorlar o panel üreticileri yok olacak diyorlar. Ne yapmak lazım o noktada? Yani lisanssız işte evlerin çatılarında başka türlü kullanma konusuna ne diyorsunuz güneş enerjisini? Bu biz istesek de istemesek de dünyadaki konjonktür o tarafa doğru gidiyor. Evlerin konutlarını da kullanmamız gerekecek. Cephelerini de evlerin cephelerinde de güneş enerjisi panelleriyle kaplamamız gelecekte mümkün olacak ya da gereklilik olacak. Yani o 10 bin megawattlık olan şu bir santral kurulacak 10 bin megawatt. Onunla Türkiye'de üretilecek hem hücre hem panel Türkiye'de üretilecek ve Konya Karapınar'da böyle bir santral kurulacak. Diğer santrallerin bu olumsuz etkileyebilir mi? Belki etkileyebilir tam olarak onu çünkü ticari bir panel üreticilerini çünkü Türkiye'de işte Denizli'de de var değil mi? Firmamız var. Bereket Enerji'nin Denizli firması var. Onun dışında Türkiye'nin birçok yerinde kurulu olan başka panel üreticileri de var. Yani eğer hani teknolojilerini geliştiremezlerse onlarla rekabet edemeyebilirler. Şu sebeple edemeyebilirler. Şimdi hükümet şunu teşvik ediyor. Mümkün olduğu kadar maksimum düzeyde yerli üretilmesini. Yerli üretimi arttıkça teşvikler de artıyor. Bence bu doğru bir yöntem. Çünkü İspanya böyle bir hataya düştü. Almanya'dan firmalar geldiler. İspanya'da güneş santralleri kurdular. Sonra çok büyük borçlandılar. Tamam enerji şeye geldi, ucuza geldi güneşten ama santralleri kurmadan satın aldıkları için ülkenin borç yükü arttı. O nedenle yani mutlaka bizim şunu yapmamız lazım. Teknolojiyi bu ülkede geliştirip kendimizin üretmesi lazım. Diğer firmaların da bu yönde eğer rekabet edebilir bir noktaya gelebilirlerse bence devam edebilirler gibi geliyor. Çatılarla ilgili bir yönetmelik hazırlığı var. Çatılarda da kullanılmasıyla ilgili. Tabii burada biraz çok bürokrasi var. Yani işte lisanssız üretim 1000 kilovata kadar yani 1 megawata kadar lisanssız kurabiliyorsunuz ama çok pahalıya mal olmasından ziyade işte uygunluk almanız lazım. Şeylerin uygun her yerde kuramıyorsunuz. İstediğiniz her yerde kurmanız mümkün olmuyor. Trafoların uygun olması lazım. Orada lisans kurabileceğiniz yerlerin o iş için uygun olması lazım. Şimdi bu çatılarda kurulması noktasına gelince bu biraz daha sanıyorum kolaylaşacak. O zaman herkes hem enerji üreticisi olacak hem tüketicisi olacak. Belki bu şeyi verimliliği de biraz olumlu yönde etkileyebilir. Üretimin ne kadar zor olduğunu, ne kadar pahalı olduğunu bireyler kendileri gördüğünden, takip ettiklerinden ben şu kadar ürettim, şu kadar sattım, şu kadar aldım diye belki o zaman verimlilikle ilgili de olumlu gelişmeler olabilir. Türkiye'de sadece tabii güneş değil. Aslında Türkiye rüzgar açısından da şanslı bir kuşakta. Jeotermalde Avrupa'nın en zengin jeotermal şeyi Türkiye. Dünyada da 7. en zengin jeotermal kaynağı bizde. Jeotermalde de son yıllarda çok olumlu gelişmeler var. Çok şirket sondaj yapmaya başladı, santral kurmaya başladı. Bunun da artacağını düşünüyorum. Yani mutlaka biz kendi kaynaklarımızı geliştirebilecek yöntemler, teknolojiler bulmamız gerekiyor. Yani jeotermal, hocam mesela bölgemizdeki jeotermal,
elektrik üretiminde kullanılıyor, ısıtmada kullanılıyor. Hı. Yani ne derler, bu konuyla ilgili doğru planlama yapıldığını düşünüyor musunuz? Yani şu anda Kapasiteyi kullanma dışında hani verimli kullanıldığını, doğru kullanıldığını düşünüyor musunuz? Şu anda kötü değiliz aslında ama şöyle yapabilirsek çok daha iyi olur diye düşünüyorum. Şimdi entegre kullanım jeotermalde çok önemli. Şöyle ki sıcaklıklar jeotermal kaynağın sıcaklığına bağlı olarak elektrik üretebiliyorsunuz. Onun altında işte kurutma yapabiliyorsunuz, soğutma yapabiliyorsunuz vesaire. Balıkçılık yapabiliyorsunuz, seracılık yapabiliyorsunuz jeotermalle. Yani böyle sağlık turizminde kullanabiliyorsunuz, oteller yapabiliyorsunuz. Bizim böyle entegre tesisler kurmamız gerekiyor aslında. Yani jeotermal bir alanlar yaratıp, ki Denizli bunlardan birisi, orada hem şeyi yapacağız, elektriğini üreteceğiz. Hem işte Denizli'de ısıtma yapılıyor. Onun yanı sıra şey de yapılıyor, seracılık yapılıyor. Seracılığın yanı sıra balıkçılık, yanına oteller yapıp, turizm tesisleri kurup. Ya bu şekilde hem enerjiyi çok daha şey kullanabiliyorsunuz, verimli kullanıyorsunuz, sonuna kadar bütün şeyi kullanabiliyorsunuz. Elektrik üretiminden başlıyorsunuz yüksek sıcaklıktan. Sıcaklık düştükçe o sıcaklıkta başka bir alan için. İşte balık besliyorsunuz, otelde de kullanabiliyorsunuz, seracılık yapıyorsunuz, kurutma yapıyorsunuz, her alanda kullanıyorsunuz. Yani hani sineğin yağını çıkarmak derler, onun gibi jeotermalin maksimum düzeyde kullanıp ondan sonra yer altına gönderiyorsunuz. Böyle şeyler kurabilirsek bu ekonomiye çok daha büyük katkı sağlayacaktır. Düşünün mesela bu Kızıldere'nin olduğu yerde bir de turizme kazandırılmış, termal turizme kazandırılmış bir otel, bir yerleşke olduğunu düşünün. Yanında seralar var. O otelde kullananlar için doğal şeyler üretiyorlar. Yanında balıkçılık yapılıyor, doğal balıkçılık yapılıyor. Yine o otelde kullanılıyor ya da kente sağlanıyor. Böyle bir şey çok daha cazip olacak. Hem enerjiyi tanıyacak, insanlar gidecek, santrali gezecek, şey yapacaklar. Hem orada kalacaklar, hem sağlık turizmi yapacaklar, hem doğal besinler şey yapacaklar. Bu daha şey olabilir. Efektif kullanılabilir diye düşünüyorum. Hocam bir de şimdi siz de bahsettiniz. Kömürün kullanılması elektrik üretiminde veya başka türlü kullanılması ama çevre kirliliğini de beraberinde getiriyor bu konular. Ondan sonra hidroelektrik kullanayım diyorsunuz. O da işte doğayla ilgili bir takım sorunlar yaratıyor. Güneş enerjisi diyorsunuz. Fazla alan gerekiyor. Rüzgar enerjisi santrali kuracaksınız. İşte gürültüdür vesairedir. Kuş ölümleri. Kuş ölümleri oluyor. Yani eskiden özellikle yani bundan 20 sene önce belki de hidroelektrik kapasitemizin ülkemize yeteceği gibi bir öngörümüz vardı o zaman için. Öyle evet. Söylenirdi. Bugün bunlar yetmiyor. Siz de bu konu uzmanısınız. Sizin de bakış açınız yetmeyeceği yönünde. Hani hidroliğin evet. Çoğunu kullanıyoruz dediniz. Ne yapmalı bu noktada? Yani çevre açısından nasıl dengelemeliyiz bu konuyu? Tabii demin onu söylemeye çalıştım. Aslında hangi enerji kaynağını kullanırsanız kullanın mutlaka bir çevresel etki yaratıyorsunuz. Dolayısıyla bir taraftan biz insanlar olarak şunu istiyoruz. Konfor içinde yaşamak istiyoruz. İşte evimize gittiğimizde işte 22, 23, 24 derece sıcaklık istiyoruz. Kışın ısıtıyoruz. Yazın serinletiyoruz. Yine 22, 23 derece istiyoruz. Arabamıza binip kolaylıkla bir yere gidip gelmek, arabamızda klimamızı açıp konforlu bir şekilde seyahat etmek istiyoruz. Uçaklarla hızlı bir şekilde gitmek istiyoruz vesaire. Şimdi bir konfor içerisinde yaşamak güdümüz var. Yani bunu istiyoruz. Ama bunun da bir maliyeti var. Hani ekonomik maliyetten bahsetmiyorum. Çevresel bir maliyeti var. İşte kömür kullanırsanız kömür iki tane çok büyük şey var. Bir küresel ısınmaya sebep oluyor. Karbondioksit salınımı var. Kömürde en çok olduğu için kömür diyorum. Tabii ki
doğalgazda da var, petrolde de var ama kömürde çok daha yüksek olduğu için onu söylüyorum. Karbondioksit emisyonu atmosferde şey yapıldığı zaman, yayıldığı zaman işte dünyaya gelen ışınlar normalde gece yansıyıp tekrar uzaya gidiyorlar. Dünyanın belli bir sabit sıcaklığı var, 17 derece falan. Ortalama işte o arttı şimdi 20 derecelere falan çıktı. Bu olunca dünyanın iklim değişti. Küresel ısınma dediğimiz bir olgu ortaya çıktı. Şimdi küresel ısınmayı herkes şöyle yanlış anlıyor. Küresel ısınma deyince sanki havaların çok sıcak olması küresel ısınmadır. Değil. Dünyanın ortalama sıcaklığından bahsediyoruz. Dünyanın bir yıllık ortalama sıcaklığını ölçüyoruz. Bu artıyor. Peki ne yapmalıyız? Şimdi en çevreye duyarlı olanlardan başlayarak, çünkü bugünün sorunu değil aslında enerji, geleceğimizin de sorunu olduğu için en az çevreye duyarlı olanların teknolojilerini hızla geliştirmemiz lazım. Çünkü hani o Kızılderililerin bir meşhur sözü var, biz bunu atalarımızdan değil gelecek kuşaklardan miras aldık diye. Çünkü gelecek kuşaklara bırakabileceğimiz bir şeyimiz, dünyamız olması lazım. Dünyanın yaşanabilir olması lazım. Dünya öyle veya böyle olacak. Yani evrende dünya olacak. Ha bir göktaşı çarpmaz, şey yapmazsa olacak. Ama bizim ırkımızın, insanlığın yaşayabileceği bir dünya gelecekte de bırakmak istiyorsak mutlaka enerjiyle ilgili tedbirleri almamız lazım. Bunlardan en masumanesi sanki güneş enerjisi gibi geliyor. Çünkü bir kere güneş çok tükenmez bir kaynak. Şeye göre 5 milyar bir ömrü var. 5 milyar yıllık bir ömrü var. 5 milyar yıl çok uzun bir süre, çünkü hani insanlığın tarihine baktığımız zaman işte insanlığın şeyi 1 milyon 2 milyon yıllık bir ilk insandan bugüne Homo sapiens'in işte 1-2 milyonluk bir süre var. Bu 1-2 milyonun öyle geliyor ki 1700 yıllara kadar çok değişen bir şey yok. Yani ilk insanla 1700'lere geldiğimizde işte sadece hayvanları evcilleştirmiş, tarım yapabilen bir insan. Ama 1700 yılından alıyoruz. Bugüne baktığımız zaman devasa bir gelişme var. Şimdi bu gelişmenin bu trendle devam edebileceğini düşünebiliriz. Dolayısıyla gelecekte bir 100 yıl, 200 yıl sonra mutlaka bununla ilgili daha yeni teknolojiler bulunup şey yapılacaktır. En büyük kaynak burada şey olarak duruyor, gelecekte güneş enerjisi olarak duruyor. Aslında dünyadaki enerji kaynakları biz sınırlı derken fosil kaynaklar sınırlı. Bundan bahsediyoruz. Yoksa güneş enerjisini kullanabilsek, dünya yüzeyine gelen güneş enerjisinin 90 dakikalık bir kısmını kullansak, insanların bir yıl boyunca tükettikleri enerji kadarını şey yapabiliyoruz, kullanabiliyoruz. Tabii bir de bunu şöyle alırsanız, yani bir büyük küre düşünün, dünyanın bulunduğu eksenden geçen bir küre düşünün, dünyayı o küre üstünde bir alan olarak düşünün, çok küçük, yani güneşin yaydığı enerjinin dünyaya gelen kısmı milyarda bir kadar bir kısmı dünyaya geliyor. Dolayısıyla çok devasa bir enerji var güneşte. Mutlaka onu insanlık gelecekte kullanma yollarını bulacak. Yani orada hiçbir tereddütüm yok. Ama bizim o kuşaklara yaşanabilir bir dünya bırakabilmemiz gerekiyor. Bu da iklim değişikliğinden geçiyor. Hocam şimdi bir de enerji yoğunluğu konusu var. Enerji yoğunluğu konusu nedir? Onu size soracağım. Bir de burada mesela 2005 yılından itibaren Avrupa'da yapılan çalışmalarda %16 azalmış enerji yoğunluğu Avrupa'da. Evet. Bizde ise aynı dönemde %7 artmış. Bu iyi bir şey mi enerji yoğunluğunun artması? Yok. İyi bir şey değil. Şimdi enerji yoğunluğu ne? Enerji yoğunluğu şu. Şimdi tükettiğiniz enerjiyi alıyorsunuz. Ne kadar enerji tükettiyseniz onu alıyorsunuz. Sonra yarattığınız gayri safi milli hasılaya bölüyorsunuz. Ne demek? Şimdi gayri safi milli hasıla dediğimiz şu. Bir ülkede üretilen mal ve hizmetlerin kısaca toplam değeri.
Yani Türkiye'nin gayri safi milli hasılası işte 2016 yılı itibariyle 2016 yılında 739 milyar dolar. Yani bütün çalıştığımızda işte tarla sürmüş, domates üretmişiz, fabrikalarda otomobil üretmişiz, almışız, satmışız ve bu kadar bir para üretmişiz. Peki bu parayı üretirken ne kadar enerji tüketmişiz? Ha, bu enerjiyi tükettiğimiz enerjiyi alıyoruz. Ürettiğimiz, kazandığımız toplam paraya, ülke olarak kazandığımız toplam paraya bölüyoruz. Bu bize enerji yoğunluğunu veriyor. Şimdi enerji yoğunluğunun düşük olması ne demek? Oradan başlarsak, enerji yoğunluğunun düşük olması şu demek. Bir para üretiyorsunuz, bir değer üretiyorsunuz ama bunun için az enerji kullanıyorsunuz. Enerjinin yüksek olması demek ne demek? Bir para üretiyorsunuz ama bunun için çok enerji tüketiyorsunuz. Bunu şöyle örnekleyeyim. İki tane ülke alın. Hani karşılaştırmak için birini Türkiye alalım, birisini de başka bir ülke alalım. Hani bir anlaşabilmek açısından. Diyelim ki bizim 740 milyar dolar gayri safi milli hasılamız var. 740 milyar dolar bir de İsviçre'nin olsun. İsviçre'de 740 milyar dolar gayri safi milli hasıla üretsin. İsviçre bunu bankacılıktan yapsın. Biz de çimentodan yapalım. Çimentoyu şu yüzden örnek veriyorum. Çimento çünkü çok yoğun enerji tüketen bir sektör olduğu için. Şimdi dolayısıyla biz çimentodan ürettiğimiz için para olarak biz 740 milyar dolar gelir elde edeceğiz. Ama çok fazla enerji tüketeceğiz. İsviçreliler ise yine 740 milyar dolar şey yapacaklar ama bankacılık yaptıkları için sadece aydınlatmak için enerji tüketecekler. Onların enerji yoğunluğu daha düşük olacak, bizimki ise daha yüksek olacak. Ya bu teknolojiyle ilgili bir şey aslında. Yani bir ülkede teknoloji ne kadar ilerlemişse, ne kadar verimlilik artmışsa, ne kadar katma değeri yüksek mal ve hizmetler üretiyorlarsa enerji yoğunlukları o kadar düşük oluyor. Yani şöyle düşünün, işte cep telefonu üretiyor, Kore diyelim, Kore cep telefonu üretiyor, işte 700 milyar dolar gelir elde ediyor. Biz de çimento üretiyoruz, o kadar gelir elde ediyoruz. Şimdi çimento üretmek için gerekli enerjiyle cep telefonu için aynı değil. Dolayısıyla teknoloji şey yaptığınız zaman bir de daha pahalıya sattığınız için bir de çok daha az enerji tükettiğiniz için enerji yoğunluğunuz daha düşük oluyor. Bizim enerji yoğunluğunu düşürmemiz için yapmamız gereken mutlaka düşürmemiz lazım. Çünkü OECD içerisinde de en yüksek olan ülkelerden biriyiz. Çünkü artık şeye baktığımız zaman bir ülkenin gelişmişlik düzeyine baktığımız zaman sadece gayri safi milli hasılaya ya da kişi başına düşen milli gelire bakmıyorlar. Çok daha başka parametrelere bakıyorlar. Bunlardan birisi de kişi başına düşen enerji tüketimi, birisi de enerji yoğunluğu. Biz mutlaka enerji yoğunluğunu düşürmemiz lazım. Yolu nedir? Yolu yüksek teknolojiler geliştirmek. Yolu az enerji tüketerek çok para kazanacak işler yapabilmek. Bunun yolu nereden geçiyor? Bunun yolu da eğitimden geçiyor. Bunun yolu da mühendislikten geçiyor. Hani programımızın adı da o mühendis bakışı. Hocam şimdi programımız bitiverdi. Sonuna yaklaştık. Şimdi biz bugün enerji verimliliğini de konuşalım diye planlamıştık aslında sizinle. Fakat çok boyutuyla ele aldığımız için zamanımız kalmadı. Başka bir zamanda söylediniz, bütün enerji çeşitlerinin sorunları var, çevreye sorunları var, bitmesi var, bir takım başka problemleri var. En güzel enerji, tasarruf edilen enerji dediniz. İzniniz olursa enerji verimliliği konusunu bir başka programda tekrar sizinle ele almak isteriz. Vatandaşlarımız da bu anlamda üzerlerine düşen ne olabilir? Onları tartışalım isterseniz. Ben katıldığınız için, değerli görüş ve önerilerinizi aktardığınız için çok teşekkür ediyorum. Öbür yani verimlilikle ilgili bir programda buluşmak üzere diyorum. Sizin söyleyeceğiniz son sözlerinizi alabiliriz. Bir de aslında enerji politikaları bugünlerde çok gündemde. Çünkü Orta Doğu
Hani bugün bir de Katar'la ilgili bazı olaylar da var. Aslında belki onları da konuşmak lazımdı ama geçmişi çok eskiden alınca enerjinin tarihçesini biraz zamanımız kalmadı ama çok memnun olurum. Çünkü hepimizin, herkesin yapabileceği bir şeyler var. Aslında bu bir sorumluluk da, yani insani bir sorumluluk da. Çünkü hani bu dünyada sadece biz insanlar yaşamıyoruz tabii. Hayvanlar da yaşıyorlar. Hem kendi neslimiz, ırkımız, insanlık için, hem diğer canlılar için, dünyada yaşayan diğer canlılar için her bir bireyin bir sorumluluğu var. O nedenle de enerji verimliliği çok önemli. Herkesin yapabileceği bir şeyler var. Türkiye'de ben inanıyorum ki insanlar bunu bildiklerinde, bu sorumluluğu hissettiklerinde bunu yapacaklardır. Çünkü bizim insanımız çok duyarlıdır. O nedenle çok memnun olurum. Bir gün o konuyu işleyelim. Çok sağ olun hocam. Ağzınıza sağlık. Değerli izleyenlerimiz, bugün önemli bir konuyu ele aldık. Enerji politikalarımızı konuştuk. Başka bir programda başka konu ve konuklarla görüşmek üzere diyor. Hepinize saygılar sunuyorum.